Selamünaleyküm muhterem kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Adeta ateş çemberinin içindeyiz gibi bir hal var memleketimizde. Sıkıntılar azalacak diye ümit ediyoruz ama bir taraftan bu ümidimizi pekiştirecek bazı adımlar atılıyor. Bir taraftan da endişelerimiz artarak devam ediyor. İktidar sanki bazı noktalarda gerçeği görmüş gibi bir tavrın içine giriyor. Sanki tam emin değiliz. Ama öbür taraftan da memlekette gerginlik aldı başını gidiyor, özellikle siyasette. Yabancılarla karşı karşıya kalınca sordukları sorulara veya imalı ifadelerine ne diyeceğimizi adeta bilemiyor. Siyaset böyle olmaz. Ülke böyle yönetilmez, yönetilemez. Problemler böyle çözülmez. Yani burada bir netice çıkıyor. Bunu tam idrak etsek de etmesek de yük geliyor, bizim omuzlarımıza yükleniyor. Yani sizlerin omuzlarına yükleniyor. Bu memleketi bugün içine sürüklendiği durumdan kurtaracak Allah'ın izniyle sadece sizlersiniz, sizlerin gayreti, bunu unutmayın. Mesuliyetimiz büyük. Biz bunu ya ne yapalım ki millet bugüne kadar bize hiç itibar etmedi diye geçiştiremeyiz. Zaten itibar etmiş olsaydı bu hal böyle olmazdı. Ama yaşayarak görüyoruz. İşte Suriye. Suriye meselesi ortaya çıktığı zaman biz bugünlere geleceğimizi az çok gördük. Yapmayın, etmeyin dedik. Şimdi diyorlar ki Moskova'da hiç olmazsa Müslüman Müslümanı öldürmeyecek artık. Günaydın. Ne kadar da güzel hatırladılar. Peki de bunu 10 sene önce hatırlasaydınız? Yani biz bunu tenkit etmek, yani ister istemez söylerken bugün gelinen noktayı tenkit etmiş gibi algılanabilir de tek iktidardan beklentimiz bir şeyler söylendiğinde bunu sadece size muhalefet etme kastıyla, niyetiyle söylemiyoruz. Biz sadece gerçekleri bir an önce görün. Çünkü yönetimi halk size emanet etmiş. Yeri geldiği zaman da alır. Bugün bizim sıkıntımız alma zamanı geldiğinden dolayı iktidar bir endişenin içine girmiş bulunuyor. Çünkü kendilerine verilen bu emaneti bir hakkın yerine getiremediler. Moskova'da barış görüşmesi yapıldı. Elbette ateşkesten dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak. Şunu hemen burada ifade edeyim. Hamdolsun ordumuza güveniyoruz. Zor şartlar altında bile üzerlerine düşen görevi bir hakkın yerine getireceklerine de inanıyoruz. Ama elbette verdiğimiz her şehit bizim yüreğimizi dağılıyor. Şehit dediğimiz insanlar halkın içinden gelen insanlar, garibanlar, askerden kendilerini uzakta tutabilecek imkanı olmadıkları için askere gidenler. Ama gücü olup, parası olup, askerlikten imtina edenler çok bu memlekette. Özellikle böyle durumlarda
herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz şehitlerimize elbette sahip çıkarız. Ama ordumuz böyle bir harekata giriştiği zaman, silahlı kuvvetlerimiz elbette kimsenin hayatını kaybetmemesi için de Cenab-ı Hakk'a el açar yalvarırız. Şehit olsunlar da itibarımız yükselsin demeyiz. Bu bizim üzerimize düşen bir vecibe. Elbette silahlı kuvvetlerimiz de zayiat vermemek için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Ancak Suriye hakikaten hem bize, Türkiye'mize, hem bölgemize, hem İslam alemine çok ama çok pahalıya mal oldu. 500-600 bin insan hayatını kaybetti. 7-8 milyon civarında insan Suriye'yi terk etti. En az 7 milyon insan civarındaki insan da Suriye'nin içinde yer değiştirdi. Artık Suriye kendi başına eskiden olduğu gibi geçmişe dönüp sıfırdan başlayacak noktada değil ne yazık ki. Kanaatimizi çok açık olarak yaklaşık 2 aydır söylüyoruz. Suriye'de bir bölgeye ihtiyaç var. İdlib şu anda söylenebilir, söylediğimiz nokta belki. Burada adım adım da oraya doğru gidiliyor. Mutlaka ateşkes sağlanmalı. Sadece Türkiye değil, müştereken burada yaşayan insanların hayatı emniyet altına alınmalı. Mutlaka bu bölge silahsızlandırılmalı. Bu konuda ittifak etmiş gibi düşünüyor herkes. Ama bunu tek başına kimse yapamaz. Ne burası doğrudan doğruya Suriye rejimine terk edilebilir, ne bilmem gelsin bunu Ruslar tek başına çözsün denilebilir, ne de Türkiye'ye kimse güvenip de alın burayı siz silahsızlandırın, burada barış oluşsun diyebilir. Herkesin kendine göre endişeleri var. Bundan dolayı ısrarla tekrar tekrar söyledik. Burada bir bölge oluşturulmalı. Buna Türkiye'de, Rusya'da, İran'da, Suriye rejimi de katkı sağlamalı. Şimdi bundan bahsediliyor. Ama şunu herkes bilmeli ki böyle bir durum birkaç ayda veya 1-2 senenin içinde halledilemez. Bunun biraz daha uzun bir süreye ihtiyacı var. Oradaki silahlı kuvvetler çıkacak. Nasıl çıkacak? Herkesin ittifakıyla. Başka bir yerde bunlar tekrar toplanıp bir takım adımlar atmaya başlamayacaklar. Herkes kendisinin desteklediklerini terörist olarak görmüyor. Aslında bu terörist denilen insanların bir kısmı belki de iyi niyetle bir takım hareketlere giriştiler. Ama kendilerini dışarıdan birilerinin kontrol ettiğinin, birilerinin kendilerinden istifade ettiğinin farkına bile varamadılar. Şimdi Türkiye Avrupa'yı tehdit ediyor. Yunanların insafına bırakıldı. Şimdi kendiliğinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Ama Yunanların dün özellikle ortaya koydukları tavır hakikaten insanlık dışı. Oraya gelen insanları soyup geri göndereceksiniz. Bu mevsimde. Hakikaten bunlar insan diye vasıflandırılacak kişiler değil bunlar. İnsanlıktan yoksun.
belki biraz ağırlarına gidebilir ama kendi menfaatleri gerektiği zaman Batı genelde bu mefhumları kendi içinde yaşatıyor. Her zaman kendi insanına bir ayrıcalık tanıyor. Çifte standart, tekebbür, sömürü, baskı, lafta her zaman karşı oldukları ama fiiliyata geldiği zaman da çekinmeden uyguladıkları mefhumlar bunlar. Üstünü örtüyorlar kendilerine göre bir şeylerle. Ama biz bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Bilmemiz de icap ederdi. Şu anda Orta Doğu aslında yıllardır planlanan ama son yıllarda tatbikatına başlanan bir projeyle karşı karşıya. Irak'la başladı bu iş. O zaman Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamız da uyardı. Biz de Erbakan hocamız ayrıldıktan sonra uyarmaya devam ettik. Şu anda bir büyük Orta Doğu projesi tatbikat sahasında. İnsanlar zaman geçtikçe efendim Amerikalılar başarılı olamadılar. Efendim işte Ruslar şunu yapamadılar. Bak bunlar şurada İran bize karşı şöyle bir tavrın içine girdi. Bir haleti ruhiyenin içine giriyorlar. Ve sanki Büyük Orta Doğu projesi artık o kadar bariz bir hale geldi ki biz bu oyuna gelmedik diyorlar. Tam da ortasındalar. Bunu bu türküyü söyleye söyleye Büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesi için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Irak durduk yere söylenmedi. Sadece Erbakan Allah rahmet eylesin 96'da iktidara geldiğinde ilk yaptığı işlerden bir tanesi biz bunu hep unutuyoruz. Çekiş gücü göndermek oldu. Kendi memleketine. Çekiş güç Irak'ın bölünmesine katkı sağlayamaz dedi. Açık bir tavır koydu. Herkes bunu tam anlayamadı. Ama bugün o hareketin ne kadar iyi, mükemmel olduğunu, isabetli olduğunu anlıyor. Büyük Orta Doğu projesi bu bölgedeki bütün ülkeleri tehdit eden bir proje. Irak bölündü. Sıra Türkiye'nin de bölünmesine geldi. Şimdi aynı sözü, bizim yaptığımız ikazı, ya görmüyor musunuz Suriye'den sonra sıra Türkiye'ye gelecek diye bugünkü iktidar söylüyor. Ya Allah aşkına 10 sene önce, 20 sene önceki defterleri aç, sana söylenenleri bir oku. Bak bakayım bu sana o zaman neden söylenmiş? Sen neden karşı çıkmışsın? Amerika'nın oyununa gelmişsin. Yaptığın işi doğru zannetmişsin. Şimdi diyorsun ki Suriye'yi biz düzene sokamazsak sıra bizde. Günaydın. Hala sıra bizde. Bugün bir takım aklı evveller kendilerine Müslüman kabul ettikleri için zorla, efendim bunlar Şii, biz bunlarla birlikte yürüyemeyiz. Mutlaka bir savaş çıkacak diyor aramızda. Allah'tan korkun ya. Yapmayın. Bu kadar gaflet olmaz. Bu şaka değil. İnançlı insanların bir kısmı söylüyor bunu. Sanki buradan medet umuyor gibi. Kim bunu planlıyor? Yani planlamaya, planlayana bakın. Benim bu sözlerimi Amerikalılar aynen söylüyor artık. Ne diyor şimdi Amerika, Trump dahil, onun muavini, Trump bir müddet daha, en az 4 yıl daha kalmalı. Çünkü İsrail'in arz-ı mev'ud planını gerçekleştirme yolun istikametinde bir takım adımlar attı ama tam olarak gerçekleştiremedi. Bunu söylüyor. Bir döneme daha ihtiyaç var. Açıkça söylüyorlar. 100 yılın anlaşması denilen paçavrayı kim attı ortaya?
Güya karşı çıkıyorlar. Ya lafla karşı çıkılmaz. İktidarlar icraatlarıyla karşı çıkarlar bu tip problemlere. Fiiliyatta bunun gerçekleşmesi için gayret göstereceksiniz. Ama lafla karşı çıkacaksınız. Yetmez. Onun için hakikaten çok ama çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kimin ne söylediği belli değil. 5 sene önce, 10 sene önce, 15 sene önceki söylenenlerle bugün söylenenleri karşılaştırın. İnsan saçını başını yolacak noktaya geliyor. Büyük Orta Doğu projesi yeni bir proje değil. Ama şu anda iktidarlar istisnasız bu projenin birer unsuru olarak kullanılıyorlar ve bunun farkında değiller. Bu anlayışı bilen, bu oyunu bozabilecek olan tek anlayış milli görüştür, başkası değil. Bunu mutlaka bilmek, bu mesuliyet de bizim omuzlarımıza düştüğü için bu mesuliyeti yerine getirmek mecburiyetindeyiz. İşin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Şimdi bizim sözlerimiz sanki su üstüne yazılan yazı gibi kaybolmaya çalışılıyor, kaybedilmeye çalışılıyor. Ya bunu yıllardır söyleyen biziz. Ve bunun ne manaya geldiğini idrak eden de biziz. Bugün bunu idrak ettiğini söyleyenlerin hala gaflet içinde olduklarını söyleyen de biziz gene. Lafla düzelecek bir iş değil bu. Bu bölgede yaşayan bütün ülkeler bir araya gelip kendi problemlerini kendileri çözmeye karar vermeden bu iş rayına oturmaz. Türkiye'de olacak, İran'da olacak, Irak'ta olacak, elbette Suriye olacak. Bugün bu konuya uzak duruyormuş gibi gözüken ülkeler bile bu noktaya getirilecek, çaba sarf edilecek. Yoksa önümüz karanlık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tabii dış politikadaki bu hengame yapılan çalışmalar sanki iktidara büyük bir prestij kazandırıyormuş gibi bir hale geldi. Yok ya. Türkiye'yi bu hale bugünkü iktidar getirdi maalesef. Bugünkü iktidarın da Türkiye'yi bu halden kurtarma ihtimali yok. Çünkü bu halden kurtulabilmek için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Elbette bir takım gelişmeleri biz de görüyoruz. Ama Türkiye'nin de ekonomi iyiye gidiyor demek mümkün değil. Çarşıyı, pazarı hiç görmeyenler ekonomiyi ağızlarına almaktan da imtina ediyorlar şimdi. Görmüyorlar ama bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyorlar. Lafla gene peynir gemisi yürümüyor. Ekonominin düze çıkması bizim kanaatimiz bir numaralı mesele işsizliğin çözülmesiyle anlaşılır. İşsizlik çözüldü mü? Hala Türkiye'de bugün resmi rakamlara göre 4,5 milyon insan işsiz mi? İşsizse siz ekonomi rayına oturdu, işler düzeldi diyemezsiniz. İki, ülkede yaşayan insanlar büyük bir kısım geçinemiyor. 4,5 milyon insan böyle var. En az 4-4,5 milyon insan da ayda 400-500 lira aldığı için sosyal yardımdan ben işsizim diyemiyor ama aslında işsiz. 400-500 lirayla bir aile geçinebilir mi? Ama ondan da mahrum olmak istemiyor. En azından 400-500 lira diyor. Etti 8-9 milyon. Asgari ücretle çalışanlar, o seviyede çalışanlar. Ben buna esnafın da büyük bir kısmını, çiftçinin de büyük bir kısmını katıyorum. Orayı da ele aldığınız zaman en az 7-8 milyon insan da oradan geliyor. Etti 15
18 milyon insan açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşıyor. Siz şimdi çıkacaksınız, ekonomi iyiye gidiyormuş. Dış ticaret açığı biraz azalınca ekonomi zayıfladığı için bunu bir başarı olarak göstermeye gayret ediyor. Böyle ekonomi düzelmez. Bu emareler ekonominin iyiye gittiğinin işareti kesinlikle değil. Tekrar Yazboz tahtasına döndü. Şimdi efendim Türkiye'de epey zamandır denemişler. İşte 17-18 sene olmuş. Sınıfta kalmayı yeniden getirecekler. Günaydın tekrar. Ya bu kadar şaşkın, tek başına bu kadar uzun süre iktidara kaldıktan sonra bu kadar şaşkın olan bir iktidar hakikaten olmadı ya. Sizin doğru dürüst hala bir eğitim politikası yok. Efendim, baştan da söyledik. Okul yapmak, akıllı tahtaları getirmek, sınıfları eskiden işte birinci ilkokul dönemi 5, arkasından 3 sene ortaokul, sonra 3 sene liseydi. Efendim biz bunu şimdi müthiş bir şekilde değiştireceğiz. Yepyeni bir anlayışla geleceğiz. 4-4-4 olacak. Ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Değişmedi de. Eğitim 5-3-3 ile veya 4-4-4 ile ne iyileşir ne kötüleşir. Ufak tefek bir takım düzelmeler olabilir. Üniversitede 8 milyon öğrencimiz var diye övünüyorlar. Allah'tan korkun ya. Övünecek bir rakam mı bu? Adam en azından üniversiteye giderim, burs alırım, bugünümü atlatırım diye gidiyor üniversiteye. Üniversiteyi bitirdiği zaman da iş bulma ümidi yok. Onun için muhterem kardeşlerim, her tarafımız dökülüyor. Ama beni bunların yanında en çok üzen son zamanlarda gelen politikadaki iç kavga ve gerginlik. Hakikaten bu bize yakışmıyor. Yani Türkiye'nin güya problemlerini çözecek 600 kişi meclise gidiyor ama mecliste fikirler, düşünceler, kanunlar görüşüleceğine, birbirlerine karşı en ağır ifadelerle hakaretler ayyuka çıkıyor. Bu doğru değil. Bu bir tarafın suçu da değil. Herkes yapıyor bunu. En tepeden meclisteki bulunan milletvekillerine kadar. Kimse ben sütten çıkmış ak kaşığım diyemez. Bu ortamın düzelmesi lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrar dönüyoruz. Kendi meselemize geliyoruz. Muhterem arkadaşlar, biz sorumluluğumuzu idrak eder ve Türkiye'de insanımıza elimizi uzatır, gerçekleri onlara aktarabilir, gösterebilirsek bu ülkenin problemleri çözülür. Samimi olarak tekrar tekrar söylüyorum ki çözüm bu memlekette milli görüşün iktidara gelmesiyle sağlanacak. Başka türlü mümkün değil. Bu da sizlerin, bizlerin omuzlarına yüklenmiş bir vazife. Tabii ben burada hanım kardeşlerimizi de özellikle tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük bir gayretin içindeler, çaba sarf ediyorlar. Bizim il teşkilatlarımızın da bu konuda kendi üzerlerine düşeni yapıp onlara daha büyük imkan sağlamaları gerekiyor. Tabii şu anda burada gençlerimiz yok. Gençlik kollarımız da aynı. Zihinler değişiyor. Toplum artık geçmişteki toplum gibi değil. Gençlerin hayata bakış açıları değişti. Eskiden radyo, daha sonra televizyon. Televizyon dediğiniz Türkiye'ye geleli 50 sene oldu doğru dürüst. 70'lerde geldi. Şimdi akıllı telefonlar. Aldı başını gidiyor şimdi.
kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor. Kendilerini herkes kaptırmış. Kolay bir şey. Pahalı bir şey. Ama gençlik değişiyor. Biz bu gençlere de el atmak mecburiyetindeyiz. Şuurlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Bunu mutlaka sizler de görüyorsunuz. Artık her ailenin en önemli derdi kendi çocuğuna sahip çıkabilmek. Onu doğru bir istikamete yönlendirebilmek. Ama iş kolay değil ki. Ne yazık ki bizim şu andaki milli eğitim anlayışımız bunları doğru istikamete sevk edecek bir anlayış değil. Biz en azından teşkilat olarak onları şuurlandırabilir, daha gençler arasında daha aktif hale getirebilir isek büyük bir adım atmış oluruz. Ama ben burada hanım kardeşlerimizi tekrar gündeme getirerek sadece bizim erkekler arasındaki gençlik kolları yetmiyor. Hanımların da gençlik kolları var. Aynı gayreti onlar da gösterecekler. Belki oradaki sıkıntı diğer taraftan daha da fazla. Üniversiteler de şimdi garip bir hale geldi. Üniversitelerin yanına ben dünyanın başka bir yerinde böyle bir sistemin tam olduğunu zannetmiyorum. Belli üniversitelerde var belki. Şimdi bütün üniversiteler kendileri yurtlarla beraber kuruluyor. Neredeyse üniversite mevcudunun yarısından fazlasını istihdam edecek öğrenci yurt kapasitesi var. Bir yere hapsedilmişler. Bunu iktidar partisi ben bu gençleri böylece kendi istikametimde kullanırım zannediyorsa en büyük gafletin içine düşmüş demektir. Kontrol edemezsiniz, yönlendiremezsiniz. Hele bu kafayla hiç bunu beceremezsiniz. İnsan ya bunlar insan. Akılları var. Düşünüyorlar. Yeri geldiği zaman isyan bile ediyorlar. Siz onları hepsini bir tarafa yönlendirerek ben onları kontrol ederim. Başka bir siyasi istikamete kaymalarına fırsat vermem diye bir kafayla gidiyorsanız yarın o kafayı kayaya çarpar ama uyandığınızda da işten geçtiğini görürsünüz. Bizimki onlara göre bir uyarı, bize de bir uyarı. Biz kendi insanımıza sahip çıkmaya, kendi teşkilatlarımızı canlandırmaya, mutlaka bizim teşkilatlarımızın toplumda var olduğunu herkesin görmesine ihtiyacımız var. Çalışma metotlarımızı geliştireceğiz. Teşkilat birimlerimiz herkes kendi üzerine düşeni burada mutlaka anlatacak, aktaracak. Sizlerden de biz katkı bekliyoruz. Ama sahaya inmeden, görünür olmadan, vatandaşın derdiyle dertlendiğimiz kanaatini ve bunun da ancak milli görüş tarafından çözülebileceğini onlara anlatmadan bizim iktidara gelmemiz de mümkün değil. Kolay mı? Bir taraftan kolay. Niye? Çünkü biz gerçekleri görüyoruz. Gerçekleri aktarıyoruz sadece. Kendi içimizde çelişkili değiliz. Zor mu? Zor. Neden? Çünkü her ferde tek tek ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bu kolay bir iş değil ki. Her insanın kapısını çalmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar artık endişe içindeler. Geleceklerinden endişe duyuyorlar. Varlıklı olanlar başka bir şekilde bu endişeyi duyuyor. Orta kesim başka bir şekilde duyuyor. Ama demin söylediğim esas işsiz, geçim sıkıntısı çeken kesim tereddüt içinde ama esas problemi yaşayan onlar. Niye tereddüt içinde? Çünkü ufacık bir menfaat bile ancak siyasi imkanları kullanırsan sana veriliyor. 400-500 lira yardım mı alacaksın? Kömür alacaksın. Bilmem gıda alacaksın.
Ama birini bulman lazım. İşe mi gireceksin? Mutlaka birini bulman lazım. Terfi mi edeceksin? Mutlaka birini bulman lazım. Ya memleket böyle idare edilmez. Bu tarihi bir gerçek. Bu yola sapanların hepsi çökmüş, hayırla yad edilmiyor. Şunu unutmuyorlar. Yarın bu millet, bugünkü iktidarı da, muhalefeti de değerlendirecek. Bunlar hakkında fikir söyleyecek. Yolsuzlukla yolsuzluk var diyecek. Öyle bir gün gelecekse herkes kendi karşılaştığı hadiseleri tek tek anlatacak. Bugün anlatamıyor. Niye? Anlattığı zaman başına bir balyoz ineceğini biliyor. Gazeteci fikrini söylüyor, hapse atılıyor. Ya gazetecilerin hapse bir gerçeği gördükleri zaman kamuoyuna bunu aktardıklarında hapse atıldığı bir ülkede basın hürriyeti var denebilir mi ya? Bütün dünya bunu görüyor ya. Ama kendi foyalarını çıkardıkları için tepelerine biniyorlar. Yapmayın, etmeyin, olmaz. Gerçeklerle yüzleşmek mecburiyetindesiniz. Yaptığınız hataları sizin dışınızdakiler söylediği zaman gocunmayın, ondan ders alın. Biz bunları söylerken kavga etmek için değil, tekrar uyandırmak için söylüyoruz. Ama şu sözü de biliyoruz. Uyuyan bir insanı uyandırmak kolay. Mutlaka uyandırırsın. Uyuyorsa iğne batırırsın, uyandırırsın. Ama uyuma numarası yapıyorsa o adamı uyandırma mümkün değil. Şimdi bu iktidar uyuma numarası yapıyor. Gerçekleri göremiyorum. Niye daldım diyor. Hadi oradan ya sen de. Herkesin gördüğünü senin görmemen mümkün değil. Sen gözünü kapattığın zaman gerçekler ortadan kaybolmuyor. Sadece ve sadece sen geçici olarak rahatlıyorsun. Gözünü kapadın, karşıdaki vahşeti görmüyorsun. Bu hadiselerin iyi gittiği manasına gelmez. Allah yardımcımız olsun. Biz teşkilatlarımızın en önemli toplantısını yapıyoruz. İnşallah bütün illerimizde il görevlilerimiz, sorumlularımız, müfettişlerimiz gelecekler. Ekipler de gelecek. El birliğiyle bu meseleyi inşallah nasıl çözeceğiz? Nasıl insanların kalbine dokunacağız? Nasıl onları uyandıracağız, uyaracağız? Onların desteğini nasıl kazanacağız? Bunu konuşacağız. İşimiz bu bizim. Hem kolay, başta dediğim gibi, hem zor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi de, İslam alemini de, dünyayı da bugün içine sürüklendiği bu felaketten bir an önce kurtulmasını nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sayın Genel Başkan, bir tane teşekkür vermemiz var. Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar il başkanlığını yürütmüş, çalışmalarında verimli çalışmalar yapmış Burdur eski il başkanımız Süleyman Arslan Bey'i genel başkanımızın teşekkür plaketini takdim etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Akabinde de Denizli il başkanlığımızı aynı şekilde başarıyla yürütmüş olan Ahmet El Yılmaz kardeşimize verildi. Bunlar da hazırlıklarını yaparlarsa başkanım buyurun Süleyman Bey. Evet. Hüseyin Bey. Allah razı olsun. Evet Süleyman Bey, Allah razı olsun. İnşallah başkanım. Bu davada en istikrarlı, en uzun dönem hizmet eden kardeşlerimizden bir tanesi Süleyman Bey. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Denizli İl Başkanımız Ahmet Er Yılmaz Bey'i aynı şekilde davet ediyoruz. Akabinde Erzurum Eski İl Müfettişimiz Hüseyin Bey. Erzurum Eski İl Müfettişimiz Behçet Bey'e bir takdimimiz olacak. Evet.
Size de teşekkür ediyorum. Denizli büyüklerimizden birisi, inşallah en güzel çalışmaları bundan sonraki kardeşlerimiz de yerine getirirler. Sağ olun, var olun. Evet. Önden tutsana zahmet. Behzat Bey Erzurum başkanı. Evet. Biraz daha çeksin. Şu tarafta Behzat abi. Teşekkür ediyorum.